İtalya karşılaşmalarında. Amerika İtalya karşılaşması 1-1 setlerde eşitlik var. 3. set başlıyor. Gennari kullandı servisi. Thompson yükseltti ortadan. Tori Dixon blok. Guiji onun bloğu. 3. sette ilk sayı İtalya'nın. Kimberly Hill karşıladı. Benworth yükseklik kazandırdı. Fawcett blok. Topu karşılıyor İtalya. Bosetti. İkili bloğa rağmen sayı. Tori Dixon. Onun yükselttiği top. Şimdi köşeden Fawcett. Arka alanda. Başarı var İtalya adına. Şimdi Bosetti. Bir hücum şansı daha yakalayacak mı İtalya? Sonra Kayte. Ancak bir hata geliyor ve 4 pas işareti Amerika Birleşik Devletleri 3. setteki ilk sayısını rakibin hatasından alıyor. 1-1'lik eşitlik var setlerde. 1-1'lik eşitlik var 3. sette. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kimberly Hill kullanıyor servisi. DeGennaro karşıladı. Guiji'ye doğru. Kels Robinson, Tori Dixon bile o yeterli değil bu topu karşılamak için. İtalya ikinci sayısını aldı. Guiji kullandı servisi. Kels, Kimberly Hill karşıladı. Kels Robinson, ikili blok. Hücum şansı Birleşik Devletler için. Fawcett. Sonra Kayte ve Guiji'nin tam arasına Amerika Birleşik Devletleri 2, İtalya 2. Tori Dixon kullanıyor servisi. Bosetti karşıladı. Bir kez daha hücum Bosetti ile üçlü blok eridi top. Kimberly Hill arka alanda başarılı. 3 metrenin gerisinden Hill top dışarıda. Sayı İtalya'nın. Malinov kullanıyor servisi İtalya'da. Smaç servisi Kimberly Hill karşıladı. Courtney Fawson koşarak o topu yükseklik kazandırmak zorundaydı. Kels Robinson arka alanda Malinov bir kez daha başarılı. Şimdi Sorokaite. Sayı İtalya'nın. Fark 2 sayıya çıkıyor. Biliyorum arasındaki boşluğu çok iyi görmüş Sorokaite. Zor pozisyonla sayıyı basite çevirdi. Malinov bir kez daha smaç servisleniyor ama bu kez fileye takılıyor. Üçüncü sayısı Amerika Birleşik Devletleri'nin. Yine rakibin hatasından geldi. İlk sayının ikisi galiba değil mi? Biri de Nicole Fawcett. Nicole Fawcett kullandı servisi. Gennari karşıladı. Ortadan hücum ediyor İtalya. Karşılıyor bu topu Amerika Birleşik Devletleri. Kim? Kelsey Robinson. Bir kez daha blok var. Sonra Kayta rakip olana gönderdi. Bir kez daha Kelsey Robinson. Bir kez daha blok. Bu kez diğer köşeden Fawcett. Arka alanda Malinov karşıladı. DeGennaro yükseklik kazandırdı. Bosetti. Arka alanda Benworth. Kelsey Robinson. Harika bir rally izliyoruz. Ancak hatayla sona eriyor bu rally ve Amerika Birleşik Devletleri 4. sayısını bu şekilde alıyor. 4-4 eşitlik var. Bosetti fileye temas etti. Kendisi de kabul etti bunu. Onun için aldı sayıyı Amerika, onu söyleyelim. Çünkü tam itiraz geliyordu. Bosetti ben temas ettim deyince antrenör de vazgeçti. Nicole Fawcett kullanıyor bir kez daha servisi. DeGennaro karşıladı. Sonra Kayte'ye doğru yükseklik kazandırılan top. Kimberly Hill arka alanda başarılı. Kelsey Robinson, DeGennaro yetişti. Bosetti. Sonra Kayte'ye doğru file üstü mücadelesi. Bu topu çıkarabilecek mi Birleşik Devletler? Çıkaramıyor. Vitalya 5. sayısını aldı.
Lucia Bosetti kullanıyor servisi İtalya'da. Robinson taşladı topu. İyi bir hücum şansı yakalayamadı Birleşik Devletler. Şimdi Bosetti 3 metrenin gerisinden. Arka alanda başarı var. Thompson yükseklik kazandırdı. Robinson. Maninov karşıladı. De Gennaro. Gennari'ye doğru üçlü blok. Arka alanda Thompson. Ve şimdi Kels Robinson. Bir kez daha blok var. Ve bu kez İtalya hücum şansı yararlandı. Sonra Kalte ile de o şansı iyi değerlendirdi. 6. sayısını aldı. Her sayı için mücadele veriyor hem Amerika Birleşik Devletleri hem İtalya. İtalya 2 sayılık farkla önde ama uzun ralliler karşılaşmayı daha da keyifli hale getiriyor. Fawcett bir kez daha ve Gennaro ile Bosetti'nin ortasına bu kez. Çok iyi vuruş. 5. sayısı geldi Birleşik Devletleri'nin. Chelsea Robinson'a ve sonunda sayı takımına kazandırdı. Fark 2 sayı, 7-5 İtalya önde. Çok mücadele ettiler, çok yoruldular. Sevinci onun için biraz uzattılar, bir nefeslenmek için. Krikelle kullanıyor servisi İtalya'da. Kimberly Hill karşıladı. İkinci pas. Rakip alana gönderdi. Thompson. Sonra Kite'e vurdu. Kelsey Robinson karşıladı. Kimberly Hill yükseltti. Fawcett dışarı vuruyor. 8. sayısı geliyor İtalya'nın ve 3. sette ilk teknik molaya İtalya 8-5 önde giriyor. İki rakip hata, 3 sonra Kite sayısı. Maçın başında 2 tane gol yüzlerinden sayılmıştı İtalya. Bu şekilde ilk teknik molaya önde girdi. Amerika'nın aldığı 5 sayıya bakınca 2 tanesi zaten rakip hatadan gelmiş olduğunu görüyoruz. Şu an daha çok istediğini yapan, daha çok oyunu istediğini sahaya yansıtan taraf İtalya. Bu 2. sette de böyleydi ama özellikle 2. teknik moladan sonra Amerika bütün ipleri eline aldı. Onun için bekleyelim bakalım bu iki, özellikle bu teknik moladan sonra Amerika tekrar oyuna girebilecek mi? Çünkü sadece Fawcett'in sayısı var bu sette Amerika'da hücum olarak. İtalya'da bugün Lucia Bosetti çok gününde olmayan taraf. Topu öldürmekte biraz problem yaşıyor. Aslında takımın 3. skorer ama aldığı sayı ve hücum yüzdesi olarak neredeyse Sorokaite kadar top alıp Sorokaite kadar topla buluşmuş. Sorokaite ondan 2 sayı daha fazla kazandırmış. Tabii Sorokaite daha sonradan oyuna gelince daha fazla böyle göze batan taraf oluyor. Krikelle kullandı servisi. Kimberly Hill karşıladı. Thompson yükseltti. Kimberly Hill. Sayı Amerika Birleşik Devletleri'nin. Marco Bonita itiraz ediyor. Kimberly Hill'in o hücumu sonrasında topun dışarı çıktığı iddiasında. Birazdan bir kez daha izlenecek son hücum ve son karar çıkacak. Oyuncular ısrarla alınmasını istedi bu challenge. Biraz da oyuncuların ısrarıyla alınmış challenge'dan sonuç alamadı İtalya. 6. sayısı Amerika Birleşik Devletleri'nin gibi Mayer kullanıyor servisi. Bayağı da içerideymiş topu. Ortadan Luigi, Kelsey Robinson, Thompson, Tony Dixon. Sayı İtalya'nın. Dixon bu pası beklemiyordu. Sonra Kite kullanıyor servisi. Bileğe takıldı. 9-7 İtalya önde. Amerika Birleşik Devletleri kullanacak servisi. Takım kaptanı Courtney Thompson'la.
Cennari karşıladı. İkinci pastan önüne o sayı kazandırıyor takımına. Çok genç ama kendisine çok güvenen bir pasör Marinov. İtalya 10, Amerika Birleşik Devletleri 7. Fark 3 sayı. Ancak bu İtalya'nın seti kazandım demesi için elbette ki yeterli değil. İkinci sette de benzer bir senaryo yaşanmıştı. İtalya önde olan tarafta ama seti alan Amerika Birleşik Devletleri olmuştu. Şimdi farkı 2'ye indirdi Birleşik Devletler. Kimberly Hill kullanıyor servisi Amerika Birleşik Devletleri'nde. Gennari de Gennaro. Uchiha Bosetti pas. Klase. Fileye temas işareti. İtalya 11. sayısını alıyor bu şekilde. Guiçi kullanıyor servisi İtalya'da. Kimberly Hill. Thompson. Fawcett. Alanda o boşluğa düşüyor. Bloktan sektikten sonra top 11-9. İtalya üstünlüğü devam ediyor. Tori Dixon kullanacak servisi Amerika Birleşik Devletleri'nde. Luciano Pusetti karşıladı. Kenda top dışarıda. Fark 1'e indi. Dixon. Bosetti. Bir kez daha Bosetti ile hücum. Tori Dixon arka alanda başarılı. Fawcett. Bu kez Gennari karşıladı. Bir kez daha Bosetti'yi tercih ediyor Marinov. Amerika Birleşik Devletleri hücumu Fawcett ve Gennaro yükseklik kazandırdı. Marinov bu kez Sorokaite'ye doğru ama onun vuruşuyla top dışarı çıkıyor. 11-11 eşitlik. Fark 3 sayıydı. 11-8 öndeydi İtalya. O farkı eritti Amerika Birleşik Devletleri. Beraberliği sağladı 3. sette. Ve Marco Bonita molayı alıyor İtalya'da. İtalya'nın yardımıyla erittiler farkı. Bu sayının içine dışarı vurdular zaten. İtalya'nın oyuncular. Amerika'yı aslında biraz İtalya oyunun içine çekmiş oldu. Fazlaca hata yapıyorlar. İkinci setteki gibi her ne kadar sette iyi başlayan taraf İtalya olsa da rakibini kendi hatalarıyla oyun içine çekiyorlar. Tabii bu orta oyunculardan bu hiç oyundayken daha etkili oldu İtalya. Onu da söyleyeyim. Çirikeli'den hem blok performansı hem de performans olarak şu ana kadar çok yararlanamadılar. Bu içi varken o ufak ufak serilerle açılıyor fark İtalya adına. Tori Dixon bir kez daha kullandı servisi. Bosetti karşıladı. Kırkella bloktan dışarıya çıktı. 12-11 İtalya öne geçiyor. Marinov kullanacak servisi İtalya'da. Etkili servisleri var. Baksın yüksek kazandırdı. Gitmeyer vurdu. Topu dışarıya. İtalya 13, Amerika Birleşik Devletleri 11. Kimberly Hill karşıladı. Thompson, Thompson'a doğru blok. Üst üste sayılar İtalya adına.
üst üste 3 sayı alınca Amerika Birleşik Devletleri antrenörü Coach Crane molayı almak zorunda hissediyor ve molayı alıyor. Biraz ben Kirikella oyundayken biraz daha etkisiz gibi duruyor. Daha sonra Kirikella'nın neredeyse her topa bir etkisi var. Gerçi buna dokunmamış ama olsun. 3-0'lık seri alan molayı itiyor rakibini. Bakalım bundan sonrası aslında 3. setin ve 2. setin aynısı olmaya devam ediyor sayılar anlamında da. Orada 15-11 üstün İtalya, burada 14-11 üstün. İkinci teknik mola dönüşü. Amerika'nın uyanışını izlemiştik. Bakalım şimdi öyle olacak mı? Amerika Birleşik Devletleri İtalya mücadelesinde İtalya'nın 14-11 üstünlüğü var. Malinov servis kullanmaya devam ediyor İtalya'da. İtalya'nın üçlü hücum turunda olmasının etkisi de var. Onu da altını çizelim bununla. Kimberly Hill iyi bir manşet olmadı. Kelsey Robinson blokta eridi top. Bosetti. Daha sonrasında Cennari bir kez daha bosetti. Riske girmedi. Thompson. Gibmeier. Kelsey Robinson dışarı vurdu. İtalya farkı 4'e çıkardı. Malinov'un servis attığı bölümde senin de belirttiğin gibi Murat üçlü hücum turunda ve üstelik etkili de servis atınca pasör çok önemli bir avantaj elde etmiş oluyor. İtalya bu avantajı şu anda yaşıyor diyebiliriz. 15-11 üstün rakibi karşısında. Kimberly Hill karşıladı. Thompson yükseltti. Kelsey Robinson ancak blok. Tıpkı ikinci setteki gibi yine 16-11. İkinci teknik mola önde giriyor İtalya. Tam 5-0'lık seriyle giriyorlar. 11-11 Bonita'nın molası ve devamında gelen 5-0'lık seri. 16-11 çok etkili bir blok tuttular. Özellikle Bonita'nın molası sonrası. Hem Kirikelli hem Bosetti hem Sorokaite. Yani 5 sayının 3'ü bloktan geldi. Sorokaite son bloğu yapan oyuncu. Bir kez daha izledik biraz önce. İzledik. Senin dediğin gibi Malinov'un çok etkili servisleri var. Önde 3'lü hücum turundalar. Bunun avantajıyla da 3 blok çıkartmayı başardılar. Amerika Birleşik Devletleri adına ise 2. setin yıldızı Kelsey Robinson bu sette şu ana kadar sayısı olmadığını söyleyelim. İtalya 16, Amerika Birleşik Devletleri 11. 3. sette 2. teknik molaya İtalya 5 sayılık farkla önde giriyor. Bakalım setin sonu bu kez nasıl olacak? Benzer durum 2. sette de yaşanmıştı. İtalya yine 5 sayılık farkla 16-11 2. teknik molaya önde girmişti. Ancak Amerika Birleşik Devletleri aradaki farkı eritip öne geçip seti kazanmıştı. Malinov kullandı servisi. Thompson, Kelsey Robinson'a doğru blokta eridi top. Bosetti. Malinov Bosetti ile oynuyor blok. Nara'dan top dışarı çıkıyor. 16-12. Amerika Birleşik Devletleri'nin oyuncu değişikliği Greklov, Karsalov ikili oyuncu ikili hücum ikili değişiklik. Amerika Birleşik Devletleri için üçlü hücum turunda olmak için bu çaba için yapıyor bu değişiklikleri. Karç Krali Greklov kullanacak servisi Birleşik Devletler'de. Şu an maça başladığı 6'ya sahada Amerika'nın. Greklov kullandı servisi. Bosetti karşıladı. Sorokaite'ye doğru. Blon çaprazından arka alanda Kimberly Hill başarılı. Kelsey Robinson rakip alana gönderdi. Bir hücum şansı daha. Sorokaite blok. Gibmeier. 13. sayısı geliyor Amerika Birleşik Devletleri'nin. Üst üste sayılar. Bu kez molayı alan taraf İtalya antrenörü Marco Bonita oluyor. Üst üste 2 blok sayısı. Bu sefer iyi blok tutan taraf özelliği Bemeyer özelliğinde Amerika oldu. Farkın daha da kapanmasını istemedi Bonita. Hemen mola almayı istedi. Hemen hemen her molada olduğu gibi yine pasörü de konuşuyor. Yardımcı antrenörleri takım diğer oyuncularıyla konuşuyor ki Fabio Soli Fenerbahçe erkek voleybol takımının yardımcı antrenörlüğünü de yapmıştı. Bonita'nın yardımcısı. Takımın geri kalanıyla da o konuşuyor.
Bu sefer de Molly Kregsdorf ile bir pasörüydü. Amerika iyi servis atan taraf. Ve üçlü hücum turunda olan taraf Amerika. Bekol kullandı servisi. Naro karşıladı. Osetti'ye doğru yükseltilen top. Benworth arka alanda başarılı. Kelsey Robinson ve Gennaro karşıladı. Bir kez daha Bosetti'ye doğru. Plase arka alandan bu top çıkmıyor. İtalya 17, Amerika Birleşik Devletleri 13. Setlerde 1-1'lik eşitlik var. Ve Bosetti kullanacak servisi İtalya'da. Kimberly Hill karşıladı. Gibmeier. Gennaro. Rakip olana gönderdi. Kreklov. Kelsey Robinson'a doğru. Bosetti. Ve Gennaro yükseklik kazandırdı topa. Sorokaite vuruyor. Ancak fileye takılıyor. Sayı Amerika Birleşik Devletleri'nin. Kelsey Robinson kullanıyor servis Amerika Birleşik Devletleri'nde. Gennaro'nun üzerine. Gennari. Top İtalya'nın alanında. Bir kez daha Gennari. Bu kez bloktan dışarıya çıkıyor. Karstalau. 18. sayısı İtalya'nın. Gennari de uzun süre sonra sayıda buluşmuş oldu. İtalya'nın daha savunma tarafı olan smaçörleri var çünkü oyunda. Kreikella kullandı servisi. Benworth karşıladı. Kimberly Hill blok yerleşemeden hızlı hücum. Amerika Birleşik Devletleri 15. sayısını aldı. Gibmeier kullandı servisi Bosetti'nin üzerine. Ortadan hücum. Ancak anlaşmazlık. Malinov'la Guigi arasında Amerika Birleşik Devletleri sayısı oluyor. İtalya yaptığı hatalarla ısrarla Amerika'ya oyunun içine çekmeye çalışıyor. Aslında çok rahat koparacağı seti şu an kriz anına kadar getirdi. Gibmeier kullandı servisi bir kez daha Bosetti'nin üzerine. Gennari rakip alana gönderdi. Hücum Karstalau. Fark bire indi. (gülüyor) 16-11 ikinci teknik molaya önde girmişti Amerika Birleşik Devletleri karşısında İtalya. O fark tıpkı ikinci sette olduğu gibi üçüncü sette de eridi. Şu anda 18-17 İtalya üstünlüğü var. Fark bir sayı. Gibmeier kullanıyor servisi Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu kez Gennari'nin üzerine. Sorokaite vuruyor. Bloktan dışarı çıkıyor top ve İtalya 19. sayısını alıyor. Sorokaite kullandı servisi. Kimberly Hill karşıladı. Bir anlaşmazlık Amerika Birleşik Devletleri'nde ama İtalya ondan yararlanamadı. Kimberly Hill arka alandan bu top çıkartılabilecek mi? Bosetti rakip alana gönderdi. Benworth, Kreklov, Kimberly Hill, sayı Amerika'nın. Yine Thompson ve Fawcett ikilisi oyuna giriyor. Courtney Thompson servis kullanacak Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bir oyuncu değişikliği hazırlığı İtalya'da da var. Filistin mücadelesi. Top İtalya alanına düşüyor.
19-19 eşitliği sağladı. Tıpkı ikinci sette olduğu gibi. İkinci sette de benzer senaryo, 19-19 eşitliği sağlamıştı Amerika Birleşik Devletleri. Ve üçüncü sette yine aynı bölümde 19-19'luk eşitlik var. Courtney Thompson kullanıyor servis Amerika Birleşik Devletleri'nde. Nari karşıladı. Sonra Kite vurdu. Hücum şansından yararlanamadı İtalya. Şimdi Kimberly Hill. Bosetti. Bu topu çıkarabilecek mi İtalya? Çıkaramıyor. 20-19 öne geçiyor Amerika Birleşik Devletleri. İtalya 2 mola hakkını da kullanmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nin 1 mola hakkı daha var. Bu arada oyuncu değişikliği İtalya'da. Egonu oyunda. Cennari kenarda. Caterina Bosetti de görev bekleyen oyuncular arasında, yedekler arasında. Courtney Thompson servis kullanmaya devam ediyor Birleşik Devletler'de. Bosetti karşıladı. Guiji bu topu çıkaramadı Birleşik Devletler. 20-20 eşitlik. Egonu bir kez daha kenara geliyor. Cennari kullanacak servisi İtalya'da. İtalya 20, Amerika Birleşik Devletleri 20. Setlerde bir birlik eşitlik var. Üçüncü sette 20'li sayılara geldik. O sayılarda da eşitlik söz konusu. Kimberly Hill karşıladı. Hücum onunla gelişiyor. Cennari karşıladı. 3 metrenin gerisinden sonra Kaite. 2 bloğa rağmen sayı takımına kazandırdı. 21-20 öne geçti İtalya. Cennari kullanacak servisi İtalya'da. Kimberly Hill, Thompson, Faust'a doğru ve Cennaro arka alanda. Bosetti, blok. Bir hücum şansı daha İtalya için. Cennari rakip alana gönderdi topu. Thompson, Faust'a doğru blok yerleşmeden vuruşunu yapıyor ve 21-21'lik eşitliği sağlıyor. Kimberly Hill kullanıyor servisi Amerika Birleşik Devletleri'nde. Top içeride. Sorokaite ile Cennari anlaşamadılar. Tam onların arasına düşen top, Amerika Birleşik Devletleri 22-21 öne geçti. Bir kez daha Kimberly Hill. Cennari karşıladı topu. Guiji ile hücum. Bu topu çıkaramadı Birleşik Devletler. Bir kez daha eşitlik var. Ve oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Luigi kenarda, Caterina Bosetti oyunda. Bosetti kardeşler bir kez daha aynı anda sahadalar. Caterina Bosetti kullandı. Kimberly Hill karşıladı. Thompson yükseltti. Kelsey Robinson blokteriydi top. Cennari arka alanda. Şimdi Lucia Bosetti plase. Thompson yetişti. Fawcett'la hücum. Arka alanda. Sonra Kite karşıladı. Bosetti blok. Ancak son dokunuş Bosetti'den. 23-22 Amerika Birleşik Devletleri önde. Onun başına çarptı. Çarpmasa top dışarıdaydı. İşte izliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri şansının da yardımıyla sayı kazandı ve 23-22 öne geçti. Üçüncü setin son bölümleri yine heyecan dolu, nefes kesiyor. Tori Dixon servisi kullandı. Bosetti karşıladı. Bosetti onunla da hücum bir kez bir daha takıldı.
Mikrofon offset. Onun bile o 24. sayısı geliyor Amerika Birleşik Devletleri'nin ve set sayısı kullanma şansı yakalıyor Amerika Birleşik Devletleri. İkinci sette 24-21'de servis kullanmaya başlamıştı Amerika Birleşik Devletleri. Bu kez 24-22'de set sayısı kullanma şansı yakaladı. İyi bir hücum olmuyor ve o ilk hücum şansından, ilk set bitirme şansından hemen yararlanıyor Amerika Birleşik Devletleri. 25-22'lik skor ve üçüncü seti alan Amerika Birleşik Devletleri setlerde 2-1 öne geçiyor. Setin sonunu çok etkili oynadılar. İkinci setin sonunda olduğu gibi. Bu sefer üçüncü sete maça başladıkları altının haricinde Thompson ve Fawcett de başladılar. İkili değişikliklerde Modi, Trekloz ve Love'u kullandılar. Fawcett de bayağı bir etkili oldu. Özellikle geri dönüşü başlatan isimlerden biriydi Kimberley ile beraber. Başarılı oldular. İtalya ikinci teknik molanın ardından bir duraksama dönemi yaşıyor ama bence bunun en kritik noktası Bosetti'nin önünde uzun iki oyuncu görünce topu geçemiyor. Özellikle Fawcett ve Gidemeyer'in önündeki hücum turunda bence Bosetti'ye fazlaca top atmamak lazım. Hücum yüzdesi belki normal gözükür olabilir bu set haricinde Lucia Bosetti'nin. Ama bu setteki istatistiği 14 hücum 2 sayı sadece %14. %14 de hücum etmiş Bosetti. Yani Amerika'nın geri dönüşü kadar Lucia Bosetti'nin de hücumdaki çok etkisiz formunun etkisi var bence Amerika'nın o seti kazanmasına. 14-2 felaket bir yüzdesi. Bir ekleme yapayım. 17'de 0 diyeyim sana. Chelsea Robinson. Sadece bir hatası var. Bir bloğu var. Hiç sayısı yok. Chelsea Robinson. 17 kez yani en çok hücumda değerlendirilen oyuncusu Amerika Birleşik Devletleri'nin. Ancak hiç sayı çıkaramamış olması da dikkat çekiyor. Bu istatistiklere göre. Yani ben Chelsea Robinson'ın 17 hücum yaptığını büyük görmedim en azından. Ufak bir yanlışlık olabilir gibi geliyor bana. Yalnız Bosetti'nin hani ses kaybeden taraftan başlamak istediğim için İtalya tarafından bahsediyorum. 3 sayısı var, %14'de hücum etmiş felaketimizde. Diğer tarafta Kimberley'in 6 sayıyla takımı kırıklayan ise Nicole Fawcett'in de 5 sayısı var. Sorokaiti'nin 13 hücumda 5 sayı çıkardığını ki bunların 3'ünde çok hata yaptığını da görüyoruz istatistiklere göre. Sorokaiti en skorer oyuncu belki 3. sette ama en çok hata hücumda da en çok hata yapan oyuncu aynı zamanda. Evet, Sorokaiti zaten ilk 2 setin aslında biraz daha durgundu bu sette. Hatta bir ara Bonita Diouf'a ısın dedi. Değişikliğe hazırlattı Diouf'a ama anlayı gereği hissetmedi oyunda. Amerika'da bence asıl oyunu hala sahaya yansıtamadı. Tabii ilk maç olmasının da etkisi var. Her ne kadar İtalya Avrupa oyunları oynadı gözükse de kağıt üstünde bu kadroda bağımsız bir kadroyla oynadılar. Amerika'nın böyle ciddi bir turnuvası yoktu Grand Prix'e kadar. Tabii biraz da alışma süreci olarak bakalım bence. İlk set İtalya 27-25, ikinci set Amerika Birleşik Devletleri 25-21, üçüncü set Amerika Birleşik Devletleri 25-22. Setlerde Birleşik Devletleri'nin 2-1 üstünlüğü var İtalya karşısında. Dünya Grand Prix'sinde birinci kademe, birinci ayak, ilk gün karşılaşmaları ve ilk maç Amerika Birleşik Devletleri ile İtalya arasında oynanıyor. Günün ikinci mücadelesi saat 19'da. Filenin Sultanları Belçika karşısına çıkacak ve bu maçta yine TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Başkent Voleybol Salonu'nda 3 gün sürecek Grand Prix birinci ayak karşılaşmaları her gün saat 16'da ve 19'da karşılaşmalarla sizlerle birlikte olacağız. Dördüncü set birazdan başlayacak.
Amerika Birleşik Devletleri'nde Courtney Thompson ilk servisi kullanacak. Cennari karşıladı. Ortadan hücum. Krikella ilk sayısı İtalya'nın dördüncü sette. Uçuya Bosetti kullanıyor servisi İtalya'da. Kimberly Hill karşıladı. Fosta doğru yüksek kazandırılan top. Sonra Kaite'den sekti. Arka alandan bu topu çıkaramadı De Gennaro. 1-1'lik eşitlik var dördüncü sette. Kimberly Hill kullanıyor servisi. Ortadan hücum bir kez daha Krikella ile, bu kez bloktan dışarı çıktı. Malinova sanki biraz daha ortadaki oyuncuları da değerlendir talimatı gelmiş gibi. Marco Bonitta'dan. Az önce söylediğimiz Lucia Bosetti'nin istatistiğinden sonra gayet de normal bence bu isteği. Tabii Sorokaite'nin de düştü hücum yüzdesi. Sorokaite top bloktan dışarı çıktı. Krikella kullanacak servisi İtalya'dan. Fawcett sayı takımına kazandırdı. Bosetti tekli blokta kalınca Fawcett rahat bir hücum sergiledi. Dixon serviste hata yapıyor. 4-2 İtalya önde. Sonra Kaite'den servis. Benworth karşıladı. Thompson Robinson'a yükseltti. İtalya hücumu. Gennari arka alanda başarı var. Kels Robinson bir kez daha. Sonra Kaite karşıladı. Şimdi Gennari top içeride mi? Dışarıda. Birleşik Devletler 3. sayısını alıyor. Dışarı vurdu Gennari. Nicole Fawcett kullanıyor servisi Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bosetti karşıladı. Guicci'nin hücumu sonuç alamadı İtalya. Şimdi Kels Robinson blok ancak top dışarıda. 4-4'lük eşitlik var. Dördüncü sette. Fawcett kullandı servisi. Gennari karşıladı. Guicci ile hücum. Çıkaramadı bu topu Amerika Birleşik Devletleri. ...5-4 İtalya üstünlüğü. Gennari kullanıyor servisi. Kimberly Hill. Robinson. Malinov 3 metrenin gerisinden. Sonra Kaite. Robinson. Gennari karşıladı İtalya hücumu. İyi bir pas olmadı Guicci için. Şimdi Gibmeier arka alanda Gennari başarılı. Bosetti
Bu kez Fawcett karşılıyor. Kelsey Robinson bloğun çaprazından De Gennaro başarılı. Bosetti harika bir rally izliyoruz ve O'Reilly bir hatayla sona eriyor. İtalya 6. sayısını aldı Amerika Birleşik Devletleri karşısında. Gennari kullanıyor servisi İtalya'da. Bir kez daha Hill karşıladı. Giedemeyer. Top dışarıda. 7-4 İtalya üstünlüğü. Ve Giedemeyer kenarda. Kirsty Jackson. İlk kez oyunda. Galatasaray'ın yeni transferi. O da bu sezon Türkiye Ligi'nde formu giyecek bir başka Amerikalı. 25 yaşında. 1.88 boyunda Kirsty Jackson, işte onun hücumu ve sayı takımına kazandırdı. Girer girmez ilk dokunuş ve ilk sayısı Amerika Birleşik Devletleri farkı 2'ye indirdiği İtalya karşısında. Kelsey Robinson kullanıyor servisi. Bosetti. Maino. Bosetti. Arka alanda Benford karşıladı ancak hücum Maino. Bir smaçör gibi yükseldi, vurdu ve sayı takımına kazandırdı. 8-5, ikinci teknik, ilk teknik molaya önde giriyor İtalya. 20, notlarının olarak arasına Manino, smaç sayısı eklemesini unutma. Hemen yok. İlk teknik mola yine İtalya önde girdi. Ama maçın kazanının neden ikinci teknik molanın ardından belli oluyor. Maçın başında, setin başında ne söyledi? Golünün sanki daha fazla ortadan hücum demiş gibi. Bence de öyle ki 3 tane orta oyuncunun hücum sayısını görüyoruz. Şu an itibariyle İtalya'da. Amerika'da ise Giedemeyer fazla top istemeye başlamıştı. Pascal Thompson'dan hata yaptıkça daha da ıslandı, hata yaptıkça daha da ıslandı ve yerini Kirsty Jackson'a bırakmak zorunda kaldı. Biraz fazla hırs onun oyundan alınmasına neden oldu diyelim. Çünkü banta temas ettiği pozisyondan sonra biraz dağıldı, kabul etmedi çünkü banta temas ettiğini. Ve 4. sette İtalya 8-5 önde. Setlerde ise Amerika Birleşik Devletleri'nin 2-1'lik üstünlüğü var. Kimberly Hill karşıladı. Kirsty Jackson bir kez bloğa takıldı. İtalya farkı 4 sayıya çıkardı 4. sette. Luigi, Kimberly Hill. İyi bir pas olmadı. İtalya hücumu. Manino. Bosetti'ye doğru. Plase. Thompson. Robinson yükseltti. Fawcett. Jack Odasel. Fileye takıldı. Ve fark 5 sayıya çıkıyor. İlk teknik moladan sonra İtalya rakibin hatalarıyla da farkı 5 sayıya çıkardı. İtalya 10, Amerika Birleşik Devletleri 5. 3-0'lık bir seri. Çok fazla hata yapıyor Amerika. Zaten setin kazanını genelde rakip takımın hataları belirliyor şimdiye kadar. Çok basit hatalar. Mesela Nicole Fawcett'in az önce fileye vurduğu top da biraz hırsından kaynaklandı. Bakalım oyuna değişiklikle müdahale edecek mi Kirali? Genelde değişiklik haklarını üçüncün turunu korumak adına kullanır ama sanırım aynı altında devam ediyor karşılığı. Tabii bundan önceki iki set gösterdi ki İtalya için 5 sayılık fark çok büyük bir fark değil. Amerika hemen bir geri dönüş imza atabiliyor. Guiji kullandı servisi. Kelsey Robinson karşıladı. Kimberly Hill'e doğru yükseltilen top. İtalya hücumu. Şimdi Bosetti vuruyor.
Ancak top dışarıda. Amerika Birleşik Devletleri 6. sayısını alıyor. Moladan sonraki ilk sayısı. İtalya'nın zayıf halkası kesinlikle Lucio Bosetti bugün. Yani şu sayı olsa 6'ya çıkacak. Belki de seti bitirecekler setin ortasında. Ama şimdi rakibinin yeniden doğuşuna da imza atan bir sayı olabilir. Kirsty Jackson kullandı servisi. Bileğe takıldı. Çok kötü bir servis kullandı Kirsty Jackson. Ofelia Marinov kullanıyor servisi İtalya'da. Dixon file temas işareti, sayı Amerika Birleşik Devletleri'nin. Bosetti bir de file hatası yapıyor. Amerika'nın aldığı 7 sayının 3'ü rakip hatadan zaten. 2 Fawcett, bir Robinson, bir Jackson sayısı var Amerika'nın. 3 de rakip hata. Courtney Thompson kullandı servisi. Cennari karşıladı. Marinov sonra karşıya doğru. Ancak top dışarıda. İtalya hata yaparak Amerika'yı oyuna çekmeye devam ediyor. Nitekim 4. ikram sayısı oldu İtalya'nın. Courtney Thompson. File, rakip alana müdahale. File üstündeki bu hata bir kez daha Amerika Birleşik Devletleri sayısı oluyor. Üst üste hatalar sonrası Marco Bosetti dayanamadı ve molayı aldı. Tam 4 sayı. Üst üste 4 sayı İtalya'nın, İtalyalı oyuncuların hatasından Amerikalı oyuncuların hanesine yazıldı. Bu da bir anda 5 sayılık farkın, değil mi, en fazla 5 sayı olmuştu. Erimesine. Evet, 15 mola almıştı Amerika Birleşik Devletleri ve moladan sonra iyi bir dönüş yaptı ama tıpkı senin dediğin gibi o dönüşü sağlayan İtalya'nın hataları oldu. Çok da basit hatalar yaptılar. Bir anda bu sefer ikinci teknik molayı beklemeden oyunun içine çektiler Amerika'yı. Senaryo değişti. Karşı yarının molası her ne kadar rakip hatalar üzerinden de olsa sayılar anlamında Amerika'ya yaradı. Bakalım Britanya'nınki yarayacak mı İtalya'ya? Courtney Thompson servis kullanmaya devam ediyor. İtalya'nın hataları olmasaydı Amerika Birleşik Devletleri için herhalde üçlü hücum turunda olmanın avantajını kullanıyor diyebilirdik ama bu cümleyi hiç kullanamadık şimdiye kadar. Bir de servis sayısı alıyor. Amerika Birleşik Devletleri fark 1'e inmiş durumda. Thompson'ın servisten kazandığı sayı bir kez daha geldi görüntüye. Courtney Thompson. Marinov Bosetti'ye doğru yükseltti. Plase. Bosetti bu kez sayı takımına kazandırdı. Amerikalıların zamanlama hatasını blokta iyi kullandı. Tam düşüşteyken bıraktı Plase'yi. Blok. Lucio Bosetti. Lucio Bosetti kullandı servisi. Benworth karşıladı. Dixon ortadan hücum. Sayı Amerika Birleşik Devletleri'nin. Fark bir sayı, bir kez daha bir sayı. Kimberly Hill. Top dışarıda. Onun kullandığı serviste İtalya 13-11 önde. Christina Krikella kullanıyor servisi. Benworth, Robinson. Bu topu çıkaramadı İtalya.
Tory Dixon. Gennari onun hücumundan sayı geliyor. İtalya farkı bir kez daha iki sayıya çıkardı. Sorakaite kullandı servisi. Kimberly Hill karşıladı. İyi bir hücum gerçekleştiremedi Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi 3 metrenin gerisinden Sorakaite. Arka alanda Benworth başarılı. Fawcett blok. Bir hücum şansı da Amerika Birleşik Devletleri için. Kels Robinson bir kez daha blok. Jackson topa iki kez müdahale etti. Fark 3 sayı. İtalya 15, Amerika Birleşik Devletleri 12. 4. sette. Sorakaite kullanıyor servisi İtalya'da. Fileye takıldı. Tam içimden uzun zamandır hata yapmıyorlar diyordum. Yine hatırladılar hatayı. İkili değişiklik. Fawcett, Thompson kenarda. İkili değişiklik geldi. Birleşik Devletler'den. Krakow ve Karstalov oyunda. Ve Krakow kullanıyor servisi. Gennari. De Gennaro yükseltti. Gennari blok. Top dışarıda. 16. sayısı İtalya'nın. Ve ikinci teknik molaya 4. sette 16-13 üstün giriyor İtalya. Bu sefer de Sorakaite bu sette azından fazla bakmışsınız. İtalya'da. Ben hatta değişiklik gelir mi diye devamlı kenara bakıyorum ama bu hafta çok düşünmüyorum. Özellikle o fazla kavram olabilirdi. Amerika da tutarlarla oyuna girdi. Yine tam onların dönemi geldi. İkinci tekniğinde sonrası yine geri gelen. Bakalım bu kez ne olacak? İkinci sette ikinci teknik molaya 16-11 önde giren taraf İtalya'ydı. Ama seti kazanan taraf Amerika Birleşik Devletleri oldu. Farklı kapattığı geçti. 25-22 idi. 25-21 idi. Özür diliyorum. Üçüncü sette yine benzer senaryo. Yine önde olan taraf İtalya. İkinci teknik molada. Yine aradaki farkı kapatan Amerika Birleşik Devletleri ve seti alan Amerika Birleşik Devletleri setlerde 2-1 önde. Yani kazandıkları ilk sette geri dönüşü Robinson başlatmıştı. İkinci sette Hill ile Fawcett başlatmıştı. Çok etkili oynadılar. İkinci teknik mola sonrası için konuşuyorum. Bakalım şimdi o isim farklı bir isim çıkartabilecekler veya bu isimler üzerinden. Blok sayı. Bu içinin bloğu İtalya 17. sayısını aldı. Herkes birbirine bıraktı savunmada topu. Dört kişi birden baktı topu ama. Ve karşı kraliyet oralısını alıyor. Müdahale eden olmayınca da. Farkın daha fazla açılmasını istemiyor tabii ki karşı kraliyet. Basit de bir hata yani oyunun bir bölümünde yapılmaması gereken bir hata. Setlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin 2-1 üstünlüğü var. Dördüncü sette 17-13 İtalya önde. Başkent voleybol salonundan çeşitli görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Bir kez daha hatırlatalım. Bu maçın ardından saat 19'da Türkiye-Belçika karşılaşması yine TRT Spor ekranlarından nakleden ekranlarınıza gelecek. Ankara'da voleybol severleri Başkent voleybol salonuna Filenin Sultanları'nı desteklemeye bekliyoruz. Geçen sene çok alıştırdılar bizi çünkü salonu doldurmalarına. Kirsty Jackson'ın hücumda yararlanamadı Amerika Birleşik Devletleri. File üstü mücadelesi son müdahale Kirsty Jackson. 18. sayısı oldu İtalya'nın. Bu sefer zor gibi Amerika'nın geri dönüşü.
19. sayıya kadar yolu var. 19-19'luk eşitliği sağlıyor hep Amerika Birleşik Devletleri bu bölümde. Bakalım bu defa olacak mı? İtalya buna izin verecek mi? Kirsty Jackson arka alanda. Gennaro başarılı. Gennaro zorlukla da olsa karşıladı. Daha sonrasında da Sobukay Taylor topu rakip olana gönderdi. Alkış alıyor bu mücadele ama Castellan. Rahat hücum etti Amerika Birleşik Devletleri ve 14. sayısını aldı Karstalav'la. Kısa hızlı pas alınca çok etkili hücum ediyor. Ama tabii pasını, pasörün iyi atıyor olması, olabilmesi lazım. Çok hızlı hücum ediyor Karstalav. Kelsey Robinson kullandı servisi. Luciano Bosetti karşıladı. Geci bile takıldı. Robinson kullandı servisi. Bu kez 3 metrenin gerisinden Sorokaite bir hata daha. 16-18 fark yine eridi. Moladan sonra 3-1'lik bir seri yaptı Amerika. 16 sayısının 7'sinin İtalya'nın hatasından geldiğini söyleyeyim ki çünkü en son verdikleri sayıda yine auto vurdu topu İtalyan oyuncular. Ben biraz erken konuşmuş oldum. Sen hep 19-19'da beraberliği yakalıyorlar dedin. Yine ortam müsait sadece. İki fark var arada çünkü. Bakalım dejavu yaşayacak mıyız bundan önceki iki setlikinin aynısını? Sanki karda her iki oyuncular, her iki takım oyuncuları da aynı izleri takip ederlermiş gibi geliyor bana. Bütün senaryo aynı gidişiyor çünkü. Bakalım bu defa da aynısı olacak mı? Ama gidişat yine o yönde. Bu denli farklardan dönüyor olabilmesi de Amerika'nın aslında. Nasıl bir takım olduğunun göstergesi. Kelsey Robinson kullandı servisi. Sonra Kaite. Bir kez daha top dışarıda. Oyuncular itiraz ediyor. Marco Bonita da yine itiraz hakkını kullanıyor. Topun içeride olduğu yönünde iddiası var. İtalyan antrenörün. Aslında şarja itiraz etti ama bence topun çizgideki durumuna itiraz etse. Blok out mu? Dışarıda mı? Kirsty Jackson orada. Karstalav. Temas yok gibi görünüyor ama. Bence yanlış itiraz etti. Bence içeride itiraz etmesi lazımdı Marco Bonita'nın. O itirazında haklı çıkma olasılığı daha yüksekti bence. İtiraz sonucu ne olacak? Amerika Birleşik Devletleri şu anda farkı bir sayı indirmiş durumda. Blockout kararı geliyor. Bu kadar izlemenin ardından blockout çıktı. Blockout kararı çıktı. Biz mi yanlış çok gördük? Biz yanlış gördük demek ki. İkimiz birden. İtalya 19. sayısını ya aldı. Top içerideydi, ben onu söyleyeyim en baştan. Çizgi hakem avut kaldırdı ama ben de burada müdahale görmedim. Demek ki bizde bir yanlışlık var. Ya çok şaşırdım blockout karar çıkmasına, o pozisyonun. Hala onun şaşkınlığını yaşıyorum. Bu arada karşılaşma devam ediyor. 17. sayısını aldı Amerika Birleşik Devletleri. Kirsty Jackson kullanıyor servisi Birleşik Devletler'de. Jackson kullandı servisi. Filesi mücadelesi top İtalya alanında. Bosetti yine file üstü mücadelesi. Castellan İtalya alanına düşüyor ve fark yine bir sayı. Bu İtalya 19, Amerika Birleşik Devletleri 18. Marino bu hatayı çok yapıyor. Bosetti'nin önündeyi o iki uzun oyuncu. Mesela şimdi Castellan'la Dixon var. Pas fileye yakın olunca Lucia Bosetti'nin kaçacak alanı da kalmıyor. İşte şimdiki gibi yani mecburen blok yiyor. Kirsty Jackson
Topun dışarı çıkacağını düşünüyordu ama içeri düştü. Ve o senaryo bir kez daha tekrarlandı. 19-19'luk eşitlik var. Yani gerçekten olacak iş değil. Hep böyle minimum 5 sayılık farklardan geliyoruz. Bu arada Amerikalı oyuncuların her oyuncuda farklı bir sevinçleri var. Onunla özdeşleşen muhtemelen. Ona göre seviniyorlar. Renkli görüntüler oluşturuyorlar. Sonra Kaite vuruş. Karşılıyor bu topu. Kimberly Hill. İtalya hücumu. Bosetti blok. 20-19 öne geçti Amerika Birleşik Devletleri. Çok ilginç. Israrla bir hücum yapıyorlar. Bakın. Şurada. Gene iki uzun. Parsley'e yakın. Dixon. Bu arada Bosetti. Kardeşler yer değiştiriyorlar. Lucia Bosetti yerini Katerina Bosetti'ye bırakıyor. Tabii Lucia Bosetti'nin buradaki de yapamadığı şey blok altı dönmek. Israrla hücum etmek istiyor ama blok altta da dönse daha etkili olabilir. Daha rahat sayı alabilir. Kirsty Jackson kullanıyor servisi. Bosetti karşıladı. Neden ol? Bosetti. Bu topu çıkarabilecek mi Amerika Birleşik Devletleri? Çıkaramıyor. 20-20 eşitlik var. İtalya adına şans sahada olduğunu da söyleyebiliriz. Yani çok mücadele ettiler. Denediler ama olmadı Amerikalı oyuncular. Lindov kullandı servisi. Kimberly Hill karşıladı. Kastalal arka alandan top çıkarıyor ama o arka alandaki boşlukla cezasını da sayı vermekle uyuyor Amerika Birleşik Devletleri. Libero De Gennaro'nun sayısı olarak istatistiklere geçecek. Bir kez daha tekrarlamakta fayda var. Libero'ların sayı alması ihtimali ancak bu kadar. Malinov kullandı servisi. Kelsey Robinson'a doğru Kimberly Hill vurdu. Bir bloğa rağmen 21-21'lik eşitliği sağladı. Yine oyuncu değişikliği. Courtney Thompson oyunda. Nicole Fawcett oyunda. Craig Lowe ve Karstalov kenarda. 21-21 eşitlik var. Amerika Birleşik Devletleri ile İtalya arasındaki maçın 4. setinde. Servisten sayı kazanıyor Amerika Birleşik Devletleri. 22. sayısı. Nasıl kimse müdahale bile etmiyor. Herkes. Courtney Thompson kullandı bir kez daha servisi. Çok kötü karşılandı bu top. Katerina Bosetti'nin hatası. 23. sayı geliyor Amerika Birleşik Devletleri'ne. Fark 2 sayı. Seti kazanmaya, hatta maçı kazanmaya yakın olan taraf Amerika Birleşik Devletleri oluyor. Bakalım bu şansı değerlendirecek mi Birleşik Devletler? 18-13'ten geldiklerini hatırlatalım. Bu sette 18-13'ten geldiklerini hatırlatalım. Bir önceki sette 18-13'ten geldiklerini hatırlatalım. Bir önceki sette de 5 sayılık farkı kapatarak seti aldıklarını hatırlatalım. Ve yine seti alıp, hatta maçı kazanmaya yakın olan taraf Amerika Birleşik Devletleri, bunu vurgulayalım. Courtney Thompson kullandı servisi. De Gennaro karşıladı. Malinov yükseltti. Bosetti. Arka alandan bu topu çıkarabilecek mi Amerika Birleşik Devletleri? Çıkarıyor. Kelsey Robinson rakip alana gönderiyor. Menanov bir kez daha yükseltti. Bosetti'den plase. Bir kez daha büyük bir mücadele örneği gösteriyor Amerika Birleşik Devletleri. Malinov bu kez Sorokaite'ye doğru blok. File üstünde mücadele, top İtalya alanında. Harika bir rally. Bir kez daha Sorokaite, bir kez daha blok var. Bu topu çıkarabilecek mi? İtalya çıkardı. Kelsey Robinson yükseltti. Kimberly Hill bloğa rağmen ve Gennaro arka alanda başarılı. Sorokaite bir kez daha, top dışarıda. Blok out kararı mı? Dışarıda kararı mı? Dışarıda kararı geliyor. 24. sayısı oluyor Amerika Birleşik Devletleri'nin. Ancak İtalya Marco Bonita itiraz hakkını kullanıyor. Çok kritik bir sayı gerçekten de. Şu
şu anda 24-21. İtiraz. Marco Bonita'nın itirazı. Block out. İtirazı bir kez daha izleniyor. Biraz önce biz temas olmadığını görmüş. Ancak block out kararı çıkmıştı. Bakalım nasıl bir karar çıkacak şimdi. Değişmiyor karar. Biraz önce karar değişmişti. İtalya farkı 3'e çıkarmıştı. 19. sayısını almıştı. Ancak bu kez karar değişmedi. 24-21 ve Amerika Birleşik Devletleri maç sayısı kullanıyor. Courtney Thompson'la. De Gennaro karşıladı. Marinov yükseltti. Block out. Lucia Losetti. 24-22. Lucia Bosetti servis kullanıyor. Kimberly Hill. Thompson fasta doğru blok. Fark bir sayı indi. 24-23. Amerika Birleşik Devletleri önde. Heyecan devam ediyor. Lucia Bosetti kullanacak servisi. Amerika Birleşik Devletleri 24, İtalya 23. Hala maçı bitirme şansına sahip Amerika Birleşik Devletleri. Çok kritik sayılar bunlar. İyi bir servis geldi. Fawcett vurdu. Top içeride. Sayı Amerika Birleşik Devletleri'nin 25. sayısını alıyor Birleşik Devletler. 25-23 4. setin skoru ve karşılaşmadan 3-1 galip ayrılıyor Amerika Birleşik Devletleri. İnanılmaz geri dönüşlerin takımı Amerika kazandı da diyebiliriz herhalde. Geri dönüşlerin takımı Amerika Birleşik Devletleri puanı olabilirse eğer daha onu ilk maçtan almış olacaktır. Tabi setlerde geriye dönmekten bahsetmiyoruz ki o da zor. 2-0'dan 3-2 kazanmak da çok büyük bir zorluktur ama her defasında her sette gerideyken aradaki farkı kapatıp öne geçmesi ve seti kazanması, daha sonrasında da maçı kazanması gerçekten de dikkat çekiciydi. İlk sette de başarabilirdi belki ama Sorokaita çok ekstra oynadı. Onun yüzünden olabilir. Aslında baktığımızda maça da pasör şartlısından daha fazla katkı alan taraf, maçı da kazanan taraf oldu. Amerika istatistikler de geldi bu arada. Hemen bakıyoruz. 16 sayı Chelsea Robinson, 14 sayı Chamberlain, 13 sayı Nicole Fawcett, 10 sayı Castellan. Diğer tarafta Sorokaita 17, Gucci 10, Gennaro 11, Bosetti 13. Yalnız hücum yüzdeleri aslında çok fazla şey ifade ediyor. Lucia Bosetti 47, 11, %27. %27. Diğer tarafta bu kadar kötü hücum eden smaçör yok. Çok kritik yerlerde geldi. Onun için ekstradan bahsediyorum aslında Lucia Bosetti'den. Zevkli bir maç izledik geri dönüşler itibariyle. Umarım bundan sonraki maçta hem zevkli olur hem de kazanan taraf Filenin Sultanları olur. Amerika Birleşik Devletleri İtalya karşılaşması 3-1 Amerika Birleşik Devletleri'nin üstünlüğüyle sona erdi. Şimdi sırayı milli takımımız alıyor. Filenin Sultanları alıyor. Saat 19'da milli takımımız Belçika ile karşı karşıya gelecek. Ankara'da Başkent Voleybol Salonu'nda ve bu karşılaşma da TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Bu karşılaşmanın anlatımında da sizle birlikte olacağız. Birol Reçber sizlere bu karşılaşmanın anlatımında birlikte olacak. Ben Faruk Kutkan, Murat Çeköp'le birlikte sizlere iyi bir gün diliyorum, iyi bir hafta sonu diliyorum. Yarınki karşılaşmalarda da hem salonda hem TRT Spor ekranlarında buluşmak dileğiyle. İyi akşamlar.